Sütlaç için gerekli malzemeler: 1 litre süt, 2 çay bardağı pirinç, 1 litre su, 3 yemek kaşığı pirinç unu, 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, tarçın. Ciğer toplama için gerekli malzemeler: 1 bütün ciğer, beyazı, siyahı ve yüreği, 2 orta boy soğan, 2 tane yeşil biber, 3,5 su bardağı köftelik bulgur, 3 yemek kaşığı kurutulmuş mor reyhan, 1 yemek kaşığı pul biber, tuz, üzeri için 100-150 gram kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı pul biber. Ciğer toplamasının hazırlanışı: ciğer toplaması Bitti Suresi'ne ait severek yenen farklı bir lezzet. Eğer Bitlisi bir komşuya sahipseniz bu lezzetleri tatma şansınız sahipsiniz. Ve sizin de menünüze ekleyeceğiniz birçok değişik tarifleriniz olur. Ben çok beğendim, denemenizi tavsiye ederim. Ciğeri bütün olarak yıkayıp mümkünse keçi ciğerini tercih edin. Et kırma makinesinde kıyın. Yoğurma kabını alıp üstünde mor reyhan, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Sonra köfteyi bulguru dökün. Yoğurun. Ciğer köfte kıvamına gelene dek gerekirse bulgur ekleyerek yoğurun. Köfte kıvamında olan ciğeri fındıktan biraz büyük parçalar haline koparıp yuvarlayın. Üzerine hafif bastırın. Tamamını bu şekilde yapın. Ciğer toplamasını köfte gibi hazırladıktan sonra büyükçe bir tencerede suyun içine tuz atarak kaynatın. Sonra hazır olan ciğer toplamalarını suya atın. Yaklaşık 15 dakika kaynatın. Pişirin, sonra sudan servis tabağına alın. Tereyağını eritin. İçine pul biberi atın. Arzu ederseniz pul biberi acı atın. Biraz yakıp servis tabağındaki ciğer toplamasının üzerine dökün. Hepinize merhaba. Bugün sizlere hamsi buğulama hakkında bazı bilgiler ve tarifini vereceğim. Haydi başlayalım. Genelleşmiş tariflerle karşımıza çıkan balık yemekleri, tutulan balığın en çok hangi sahillerde avlandığı ile alakalı olarak yörelerine özgü dokunuşlarla hazırlanarak sahiplenirler. Gelibolu için sardalya, İstanbul için lüfer gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Ne kıymetliyse boydan boya bir Karadeniz için de hamsi o kıymetlidir. O ki hamsi şüphesiz ülkemiz sularında avlanıp en sevilen ve en çok tüketilen balıklar arasında baştadır. İlk aklımızda çağrıştığı haliyle Karadenizliler çokça sahiplense de Trakya yöre mutfağında da hamsili tarifler en azından o genel tarifler ekseninde mutfakta yer bulur. Hoş, Trakya'nın Karadeniz'de kıyısı olduğunu çoğu kişi gözden kaçırır ya, o ayrı mesele. Hamsi kullanılarak hazırlanan balık yemekleri arasında buğulaması özel bir yere sahiptir. İster fırında, ister tavada ateş üzerinde hazırlanabilecek sebzesi ile demlene demlene pişmiş hamsi buğulamasına kimse karşı koyamaz herhalde. Ben de şimdi sizlere hamsi buğulamanın malzemeleri ve tarifini anlatacağım. Haydi yapılışına geçelim. 1 kilogram hamsi, 3 adet patates, 4 adet sulu domates, 4 adet kuru soğan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün perde pilavını tanıtacağız. 4 kişiliktir. 20 dakikada hazırlama ve 1 saatte pişirme süresiyle toplam 1 saat 20 dakikada perde pilavı yapılır. Yöresi Siirt'e aittir. Malzemeleri ise şunlardır: 1 adet bütün tavuk, 2 su bardağı baldo pirinci, 2 su bardağı tavuk suyu, 100 gram dolmalık fıstık ve yarım çay bardağı kuş üzümüdür. Perde pilavı Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Siirt perde pilavı Türk Patent ve Marka Kurum tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Hepinize afiyet olsun.
Türkiye'nin turizm cenneti Antalya, Akdeniz kıyısı boyunca uzanan sahil şeridi, eski Yunan ve Roma antik kentleri, doğal güzellikleri, müzeleri ve birbirinden güzel manzaralarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan ülkemizin ve dünyanın görülmesi gereken en özel şehirlerinden biridir. Antalya usulü piyaz, 100 yıla yakın geçmişiyle il sınırlarını aşan, kenti uğrayan misafirlerin tadına bakmadan gitmediği yöresel bir üründür. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2017 yılında tescil edilen mahreç işareti ile coğrafi işaretli ürünler arasındaki yerini almıştır. Başka yörelerde piyaz kağıt olarak tüketilirken Antalya piyazı tarator soslu bir fasulye yemeğidir. Piyaz ana lezzetini küçük taneli çandır fasulyesinden ve bolca dökülen tarator sosundan almaktadır. Antalya piyaz tarifi. Çandır fasulyesi bir gece tuzlu su içerisinde şişmesi için bekletilir. Orta ateşte tuzlu bol suda yaklaşık 10-20-25 dakika ön haşlama yapılır. Haşlama suyunu dökülür. Fasulyeler yıkanıp tekrar tencereye konur ve tuzlu suda haşlamaya bırakılır. Fasulyeler çatlayıp ve haşlama suyu çekilinceye kadar haşlanır, ılımaya bırakılır. Tarator sos malzemeleri: 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye, 1 kahve fincanı tahin, 5-6 diş sarımsak, 2 kahve fincanı zeytinyağı, 1 limon suyu, 1 kahve fincanı üzüm sirkesi, tuz, su. Haşlanmış fasulyelerden 3 yemek kaşığı alınır. Çukur bir kap içerisinde ezilir. Ezilmiş fasulyeleri diğer tarator sos malzemeleri için karıştırılır. Haşlanmış fasulyeler kıyı kısarmış tabağına konur. Tarator sos gezdirilip karıştırılır. Küp küp doğranmış domatesler, dörde bölünmüş yumurtalar, ince kıyılmış taze soğan, yeşil sivri biber, maydanoz, tuz, kırmızı pul biber ve karabiber eklenerek karıştırılır. Şiş köfte ile mükemmel uyum sağlayan servis tabağınız hazır. Afiyet olsun. Bakla dolması tarifi: kemikli et, 3 su bardağı kuru içi bakla, 1 su bardağı dolma içi, 2 adet kuru soğan, maydanoz, dereotu, 1 çorba kaşığı reyhan, 2 yemek kaşığı salça, kırmızı biber, karabiber, tuz. Kemikli eti güvecin dibine yerleştiririz. Üstüne sarılan dolmalar koyulur ve salçalı sosta pişirilir. Merhaba arkadaşlar. Bugün size bizim yöremiz olan Karadeniz usulü lahana çorbamızı anlatacağım. Öncelikle malzemeler: 1 bağ lahana, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 1 çorba kaşığı bulgur, 1 bardak mısır, yarım yemek kaşığı salça, 2-3 yemek kaşığı yağ, tuz, kırmızı pul biber, karabiber, 1 bardak kuru fasulye ve sıcak su. Yapılışı: lahanayı yıkadıktan sonra ince ince doğrayarak tuzlu suda haşlayıp süzelim. Bir tencereye sıvı yağ alalım. İnce emeklik doğranmış soğanları kavuralım. Doğranmış havuç ve patatesleri sırasıyla ekleyip kavuralım. Salça ve baharatları ekleyelim. Daha sonra haşlanmış lahanaları süzüp tencereye koyalım. Ve kuru fasulyeyi tencereye koyalım. Ve birkaç dakika kavuralım. Daha sonra bulgur ve haşlanmış mısırı koyup karıştıralım. Sıcak su ilave edelim. Ve çorbamız hazır. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Karadeniz yöresinin hamsi pilavını tanıtacağım. Öncelikle malzemeler: 1,5 kilo hamsi, 3 adet rendelenmiş soğan, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı kuş üzümü, 1,5 su bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı karabiber, tuz, maydanoz, 2 su bardağı sıcak su, tereyağı, sıvı yağ. Yapılışı: hamsiler güzelce ayıklanır ve kılçıkları temizlenir. Yıkanır. Hamsiler suda bekletilir ve tuzlu limon su eklenir. Bu sayede hamsi kokusu pilavı silmez. En az 20 dakika. Kuş üzümleri bir kaseye alınır. Ilık suda beklenir. Pirinçler yıkanıp tuz ve sıcak suda bekletilir. Tencereye tereyağı ve sıvı yağ eklenip kavrulur. Fıstıklar eklenip kavurmaya devam edilir. Kuş üzümleri suda süzülür ve tencereye konur. Karabiber, yeni bahar ve tuz eklenir. Pirinçler eklenip suyu da eklenip kısık ateşte pişirilir. Pişince maydanoz eklenip karıştırılır. Borcam tereyağıyla iyice yağlanır ve hamsiler dizilir. İç harcı eklenip gene hamsi eklenir. Üzerine çok az sıvı yağ dökülür. 180 derece fırında 25 dakikada kızarıncaya kadar pişirilir. Afiyet olsun. Mantı, ülkemiz için kültürel miras statüsüne ulaşmış bir yiyecektir. Hamur,
Kıyma ve bol tereyağlı salçalı sosun bir araya gelmesinin ardından üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilip ve çeşitli baharatlarla süslenerek hazırlanan muhteşem bir o kadar da zahmetli bir yemektir. İlk olarak Çin'de ortaya çıkmıştır. 13. yüzyılda Orta Asya Türkleri Çinlilerden görerek yapmaya ve yemeye başlamışlardır. Mantının önü Anadolu'ya kadar uzanmış, saray mutfağında önemli yeri olan bir lezzet haline gelmiştir. Mantı, ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de farklı iç malzeme ve soslarının kullanımı ve farklı pişirme teknikleriyle değişik isim ve şekiller almıştır. Mantı malzemeleri un, ılık su, tuz, yumurta. Tüm malzemeler yoğrulur, ele yapışmayan çok katı olmayacak şekilde hafif sert bir hamur yapılır ve üzeri kapatılıp dinlendirilir. İçi için kıyma, bir soğan, karabiber, pul biber, tuz eklenir ve yoğrulur. Hamur bezelere ayrılır. Her beze oklava ile açılır. Açılan yufka düzgün bir şekilde kareler halinde kesilir. Her karenin ortasında kıymalı harçtan küçük bir parça yerleştirilir. Parmak uçları ile her kare kapatılır. Kaynamış suyun içerisine mantılar boşaltılarak yaklaşık 20 dakika pişirilir. Pişmesine yakın bir su bardağı soğuk su dökülür. Kayseriler buna can suyu demektedir. Sosu için tereyağı eritilip domates salçası ile kavrulur. Hazırlanan sos pişmekte olan mantıya ilave edilir. 5 dakika daha pişirilir. Mantı servis tabağına alındıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür. Kuru nane, sumak, pul biber gibi baharatlarla süslenerek servis edilir. Afiyet olsun. Tokat kebabı için gerekli malzemeler: 500 gram kuzu but eti, 3 adet patlıcan, 1 adet patates, 4 adet yeşil biber, 2 adet domates, 4 diş sarımsak, 0,5 çay bardağı zeytinyağı, 1 sinme tatlı kaşığı tuz.